Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğe yaklaşım konusunda yanlış teoriler üzerinden gitmenin özellikle köpeklerinizle aranızdaki iletişime nasıl zarar verebileceği, şimdiye kadar sizin bu hatalara düştüyseniz düşmemeniz için neler yapmanız gerekli olduğu konularından bahsetmek istiyorum. Şimdi en başta bir teorimiz var. Kurtla köpeğin yakın akraba olduğu teori, yani köpeklerin kurtlardan evrildikleri teorisi, ki biliyorsunuz daha doğrusu kurtlardan köken aldıkları, ki son çalışmalar bize şunu gösterdi. Köpekle kurt ortak başka bir atadan köken almışlardır. Tabii ki yakın akraba oldukları net kurtla köpeğin, ama tabii şu hata çok yapılıyor. Köpeklerin tıpkı kurtlardaki sürü mentalitesi veyahut da kurtlardaki aile kavramları, statü ilişkileri üzerinden köpekle sahibin birbiri arasında korelasyon oluşturmada bu örneklemeler üzerinden gitmesi ciddi hatalar, hatta köpeklerin suistimal edilmesine kadar yol açabilecek problemlere neden olabiliyor. Şimdi kurtlara bir genel olarak bakalım, vahşi kurtlara bir genel olarak bakalım. Bir kere vahşi kurtlar zannedildiği gibi sürü mentalitesiyle, yani sürü halinde yaşamazlar. Çünkü sürü kavramı, biz ağız alışkanlığı olarak sürü hayvanıdır diyoruz ama sürü hayvanı olmak başka bir şey. Bir koyun sürüsünü düşünün. Bu koyun sürüsüne siz başka bir ilden, başka bir yerden koyunlar getirdiğiniz zaman çok rahat araya katabilirsiniz ve onlar da sürüye dahil olarak yaşayabilir. Kurtlarda kurgu pek böyle değil. Aslında kurtlarda aile kavramları üzerinden klan oluşumu vardır. Yani kurtların oluşturdukları gruplar, birliktelikler aslında yakın akrabaların, işte kuzenler, yeğenler, çocuklar, teyzeler, amcalar şeklinde aile bağları olan gruplar şeklindedir. Başka bir sürünün bireylerinin kurt sürüsüne eklenmesi çok fazla sık görülmeyen bir şeydir. O yüzden aslında sürü hayvanıdır demek, sürü psikolojisiyle hareket eder demek çok da mantıklı bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İşte bu teoriden gelerek kendi köpeklerimize bir takım yaklaşımlarda bulunuyoruz, bir takım uygulamalar yapıyoruz. Birincisi, günümüzde evcil köpek artık kurttan çok farklı bir yere evrilmiş pozisyonda. Bir kere biz evcil köpek üstünde bir kurtmuş gibi davranışlarda bulunmak ya da kurtların kendi arasındaki iletişimlerinde kullandıkları yöntemleri uygulamaya çalışmak son derece yanlış olacaktır. Örneğin bir şivava, bir pomeranyan ırkı bir köpeği kurtlarla nasıl mukayese edebilirsiniz ki? Bir kere bunlar tamamen yapay seleksiyonla ortaya çıkmış olan canlılar, bir. İkincisi, hiçbir şekilde kurtlar gibi doğal ortamda yaşamıyorlar. Vahşi hayvanlar değil, artık evcilleşmiş olan hayvanlar, insan olmadan yaşayabilen canlılar değil. Avcı değiller. Evet, bir zamanlar avcı oldukları için hala içgüdülerinde o avcılığın yansımaları var. Ama artık günümüzde bize bağımlı ve toplayıcı olarak yaşayan canlılar. Şimdi biz kurtlardaki dinamikler üstünden köpeğimize hükmetmeye çalıştığımız zaman bir takım problemler ortaya çıkıyor. Birincisi, liderlik kavramı, alfa kurt olmak, alfa köpek olmak gibi kavramlar üstünden hareket etmek. Bu aslında bir videomuz var. Köpeğin lideri olmalı mısınız, lideri olabilir misiniz diye bir videomuz var. Bir kere o videoda da anlattığım gibi liderlik kavramı zaten başlı başına dominant bir kavram ve liderlik için aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk gerekir. Hep söylediğim şey, biz köpek değiliz, köpekler de insan değil. Dolayısıyla köpeklerle aramızdaki ilişkide bir liderlik kavramından bahsetmek olasılık dahilinde değil. Bahsedebileceğimiz şey köpeğe yol gösterici olmak, kılavuz olmak olabilir birlikteki yaşamda, ama liderlik birazcık dominant bir kavram ve yaklaşımda bizi yanlış yerlere götürebilecek şeyler. Ve biz burada alfa kurt teorisinden yola çıktığımızda, işte alfa kurtun davranışlarını taklitlemeye çalışarak köpekte bir hüküm sürmeye çalışmak, köpeğin üstüne üstünlük kurmaya çalıştığımız zaman bir kere köpeği son derece şaşırtıp korkutuyoruz.
Çünkü alfa köpek veyahut da patronun kim olduğunu köpeğe anlatmak gibi kavramlar insansı davranışların dışındaki yaklaşımları gerektirdiği için işte köpeğin gözünün içine bak, ona patronun kim olduğunu anlat, sert davran falan gibi kavramlar üzerinden köpeğin örselenmesi, aradaki iki ayrı tür dışı canlının iletişiminde tek taraflı bir kurguya ilişkiyi zorlamak anlamına gelmektedir. Yani biz ne istiyorsak köpek yapsın, sanki köpek bizim kölemizmiş gibi davranmak. Yani bizim istediklerimi yapsın. Evet, köpek bizim istediklerimizi yapabilir. Birçok eğitim modeli zaten işte bizim istediklerimiz ve köpeğin yeteneklerinin ortak paydada buluşturulmasıdır. Ama bu ilişkide her iki tarafından memnun olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla bizim ödül sistemlerini kullanmamız, pozitif yöntemlerle köpeğe yaklaşmamız tamamen bu kurgular üzerinden hareket etmekle bağlantılıdır. Ama alfa kurt gibi davranmaya çalışmak, patronun kim olduğunu göstermeye çalışmak tamamen bize yontulan bir kurgu. Köpek tarafından çok da mutluluk verici, çok da motive edici bir yaklaşım değil. İşte old school, yani gelenekçi eğitim modeli genellikle kişileri, köpek sahiplerini bu tarafa itmeye hedefli olan veyahut da bu taraftan sonuç alabileceklerini ikna etmeye hedef alan bir yöntem, gelenekçi köpek eğitimi. Yani baskı sistemleri üzerine kurgulu, disiplin algısı dediğimiz şeyin köpeğin üstünde hüküm sürmek anlamına geldiğini işaret eden çalışma prensibi. İşte bu kurtları örnek almak, buna bağlı olarak köpeklerin örselenmesi, bizim alfa kurtmuş gibi davranmaya çalışmamız tabii ki biz kurt olmadığımız için, köpek de olmadığımız için üstümüze oturabilecek bir davranış modellemiz değil ve söylediğim gibi köpekler de artık günümüzde kurt değiller. Dolayısıyla siz bir şivavaya, bir pomeranyana, bir kurtmuş gibi alfa kurt davranışı gösterirseniz hayvanı hem endişelendirirsiniz, hem korkutursunuz, hem de baskı altına almış olursunuz. Bu Alman çoban köpeği olsa da fark etmez, Golden Retriever olsa da fark etmez. Dolayısıyla bu iki birbirinden farklı olan canlının anlaşabilmesi ve ortak paydada buluşabilmesi için birbirini anlaması ve tanıması lazım. Ve burada iş bize düşüyor. Bizim kendimizi hayvana doğru tanıtmak, köpeklere doğru tanıtmak, onları da doğru okumak ve davranışları konusunda mutlaka fikir sahibi olmak. Ve işte köpeği baskılama sistemleri, gözünün içine bak, onunla mücadeleye gir, ağzındakini mutlaka alabilmelisin falan gibi kavramlar aslında bir kere kurtları baz alan gelenekçi akımda hiçbir zaman karşılığı olmayan şeyler. Neden karşılığı olmayan şeyler? Çünkü korku, çekiniklik, avını yani yiyeceğini paylaşmamak gibi davranışlar doğada bu canlının hayatta kalmasına neden olan davranışlar. Bunu günlük hayatta sahibine uyguladığı zaman tükaka olurken ama gelenekçi akımlarla köpeği yönetmek gerekli bir şey haline gelebiliyor. Dolayısıyla zaten kavramlar birbiriyle örtüşmüyor. Yani köken aldığınız gelenekçi yaklaşımlar, özellikle kurtlardan köken alınarak köpeklerin üstünde bir takım baskı sistemlerinin oluşturulmaya çalışması bir kere burada çöküyor zaten sistem olarak. Hem siz kurt gibi davranmak istiyorsunuz ama karşınızdakinin kurt gibi davranmasını istemiyorsunuz gibi bir sonuç çıkıyor. O yüzden teorileri öğrenirken dikkatli olmak gerekiyor. Hep söylediğim şey kurtların birlikteliklerinde de, aile kavramlarında da hiçbir zaman liderle, yani sürüde söz sahibi olan kurda sürünün alt bireyleri kesinlikle kafa tutamaz. Zaten böyle bir şey söz konusu değildir. Mücadeleler alt bireylerin kendi aralarında astüst ilişkisi oluşturabilmek amacıyla küçük küçük mücadeleler ve kavgalar oluşur. Bunu tutup bizim köpekle olan ilişkimize monte etmeye çalışmak sistemin tamamen çökmesine ve genellikle de bundan zararlı çıkan tarafın köpek olmasına neden olmaktadır. Bir diğer olgu da köpekler günümüzde toplayıcı canlılar. Artık avcılık özellikleri körelmiş durumda, ancak avcılık özelliklerini nerelerde görüyoruz. Bu konuda selekte edilmiş olan köpeklerde işte attığımız topun peşinden koşmak,
yani hareket eden şeylere karşı duyarlı olmak, onları yakalama yönünde bir dürtüye sahip olmak. İşte bu avcılık dürtülenmesinden gelen bir şey günümüzde. Ama bunu artık yaşam döngüsü içerisinde köpekler beslenme amaçlı ya da survive etmek amaçlı kullanmıyorlar. Artık köpekler toplayıcı pozisyondalar. Dolayısıyla biz köpeğimizle gezerken köpeğimizin burnunu kullanarak bir takım besin maddelerine ulaşması, yere atılmış bir ekmek parçasına ya da bizim için belki çok kötü karakterli olacak olan, iğrenç olabilecek şeylere ilgi duyması, onları toplamaya, yemeye çalışması da aslında tamamen normal bir köpek davranışındır. Bizim tabii ki eser miktarda buna dikkat ederek tıpkı küçük bir çocuğa bakar gibi gözlem yapmamız ve bazı şeylerin köpek açısından tehlikeli olmasını engellemek hedefli köpeği takip etmemiz gereklidir. Bunu şunun gibi düşünün. Siz 1-1,5 yaşındayken bir leblebiyi alıp burnunuza sokabilirsiniz ve bu bir sağlık problemine neden olabilir. Bunu tutup da 5 yaşındayken, 10 yaşındayken veyahut da 30 yaşındayken yapmazsınız. Bilişsel algınız geliştikçe öğretiler doğru bir şekilde oturduğu takdirde bu tip davranışlardan uzaklaşırsınız. İşte köpeklerinizde de şikayetçi olduğunuz toplayıcılık davranışı gibi, aslında tamamen köpeksi bir davranış, toplayıcılık davranışı gibi, yavruluk döneminde ısırarak oyun oynamak gibi aslında köpeğin tamamen doğasıyla bağdaşık olan davranışları da yorumlarken yaşına göre ve sizin ne yaptığınız ve köpeği bu doğal davranışları makul hale getirmek için nasıl anladığınız ve nasıl yardımcı olmaya çalıştığınız, bunun sizin üzerinizde mesela ısırma davranışını yapmasının aranızdaki ilişkide sizi üzeceği veyahut da sizi zor durumda bırakacağını köpeğe nasıl anlattığınız çok önemli. Bir kere sabırlı olmanız ve köpeği yaratılış olarak iyi tanımlamanız gerekiyor ki köpekle aranızdaki ilişkide doğru taşları doğru yerlere oturtabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böyle birçok teori var. İşte köpek eğitiminde, özellikle gelenekçi köpek eğitiminde, işte köpeğe karşı sert olmalısın, birazcık sertlik göstermelisin, bu çok şımarmış, buna biraz patronun kim olduğunu göstermek lazım gibi kavramlar çok tehlikeli yerlere götürebilir. Çünkü insanların bundan çıkarımları çok farklı olabilir ve genellikle de burada suistimale uğrayan, söylediğim gibi, köpek olacaktır. O yüzden bu tip kavramları dikkat etmek gerekiyor. Bir kere köpek eğitiminde sertlikle alakalı hiçbir kurgu yoktur. Kurgunun kendisi netliktir. Köpeğe kendinizi net bir şekilde sunarsanız köpek primitif bir canlı olduğu için algılaması kolay olacaktır. Siz ne kadar kendinizi karmaşık sunarsanız köpeğin algılaması da o kadar zor olacaktır. O yüzden köpeklerle alakalı yaklaşımlarda teorileri iyi anlamak, köpeği iyi tanımak, iyi tanımlama yapmak ve ilişkinizi bunun üzerine kurgulamakta fayda var. Ve şunu unutmayın, köpek eğitimi de davranış temellidir, bilimsel altyapılıdır. Bilim her an geliştiği gibi köpek eğitimi de, köpek davranışlarında da yeni yeni şeyler keşfediliyor. Yeni keşifleri mutlaka okumanız, takip etmenizi tavsiye ederim ve köpek eğitimini tamamen old school, gelenekçi bir kurguyla, kurtlarla, çakallarla, köpekgillerle sadece sınırlandırmamanızı tavsiye ederim.